Otelde kalmıştı bunlar. Lazım olur dedim. Bilgisayar makine içinde. Telefonum bende. Kapattım mecburen. Şimdi uygun olmaz. Başka zaman vereceğim ama. Yanlış anlama. Abimi neden öldürdünüz? Sorup durma artık. Allah rahmet eylesin de kapat. Karışma sen. Nine. Neden öldürdünüz onu? Ne yaptı size? Ne istediniz? Benden ne istediniz? Ne? Ya konuşsana, bir şey söyle! Abin Kudret. Ağayı dolandırmaya kalktı. Yeni değil, İstanbul'dan beri. Başta ağanın oğlu Civan Bey'i tuzağa düşürdü. Yani siz bizi buraya... Misafir falan değildik yani. Öldürmek için mi çağırdınız bizi Mardin'e? Tamam, tamam. Bırak! Sakin. Kudret ölmeyecekti. Dersini verip gönderecekti ağa. Ama karıştı işler. Çiftlikteydi o gece. Kaçmış. Ortalık ayağa kalkmış. Ağa vermiş emri. Düşmüş adamlar peşine. Dönüş olmaz. Sen orada değil miydin? Haberin yok muydu? Yoktu. Dışarıdaydım. Sonra duydum. Sen olsan? Orada olsan? Fark etmezdi. Kudret'in kararı verilmiş bir kere. Sen... Sen onlar gibi değilsin. Sen yapmazdın. Gelip beni kurtardın. Abimi de kurtarırdın. Çıkarırdın bizi o cehennemden. Benim ne olduğum mühim değil. Ama sen başkasın. Ne? Ne demek başka? Hiç hesapta yoktun. Yanlış yere düştün. Suçun yok, günahın yok. Şimdi ne olacak? Ne olacak şimdi? Bekleyeceğiz. Mecburen burada kalacaksın. İyileşeceksin. Ortalık yatışınca da döneceksin. Bu kadar mı? Turaç dedi ki... Eğer konuşursam, anlatırsam olanları... Seni öldürürlermiş. Doğru. Nadir. Neden kurtardın beni? Olmazdı Bahar. Sana kıymak olmazdı. Boşuna yordun kendini baba. Bizim çocuklar bırakırdı beni. Solgun gördüm seni Asude. Annen de üzülmüş halini. Yok. Ben iyiyim. Değilsin. İyi olmak zor o evde. Kocan olacak o adamla. Yok, öyle deme baba. Kerim'in bana bir zararı yok. Hele bir olsun. Hele saçının teline bir zarar gelsin. Unuturum Asude. Kime ne söz vermişsem unutur. Büyütme baba Allah aşkına. Dönmeyelim o eskilere. Ezikleri varmış abi. Pek bir şey yok. Yüzü gözü açıldı zaten gördüm. İçi parçalanmış kızım. O nasıl tamir olacak? O kadarını da nineden beklemeyelim artık değil mi?
Bu iş biraz da sana düşüyor abi. Abi. Gidiyor musun hemen? İşim var. Kalacak mıyım daha burada abi? Hem anlatmadın daha ağalar ne dedi, ne konuştunuz? Akşama çiftliğe gel. E boş mu bırakacağız burayı? Ayarla iki kişi. Temizinden ama. Ademleri ara. Tamam abi. Düğün muhteşemmiş Reşat ağa. Öyle, öyle. Hediyelere de çok memnun oldular ha. En yakın zamanda bir teşekküre de gelecekler. Hediye mühim değil. Esas sizi görmek isterdik ama kısmet olmadı. Öyle, nasip olmadı. Ağamla işlerimiz vardı biraz. İşler tabii, işler bırakılmaz. Yabancımız değilsin Reşat ağa. Gönül koymadın inşallah. Estağfurullah. Allah'ın günü bitmedi ya. Yine beraber oluruz. Tabii canım. Gönül koymak da neymiş? Gözünüz aydın. Evlatların gelmiş Mahur Hanım. Sağ olun Reşat ağa. Başka bir emriniz var mı hanımım? İyisin Civan. İyiyiz çok şükür. Maşallah, maşallah. Allah gençlerin ömrünü ömür versin değil mi ağa? Amin. Cümlemize. Ne oluyor kız? Kusura bakma abla. Görmedim, boş bulundum. Allah Allah. Aklı yerinde değil onun. Bırak. Hadi kalk, kaldır şunları. Hadi. Bak, bak. Ne yapıyorsun? Aklın nerede? Sallamadan götür, sallama. Yukarıda havalar nasıl? Buz, buz. Nefes almaya korkuyor insan. Kadir oğullarım geldi. Sade Reşat ağa. Asude Hanım'ı getirmiş düğünden. İçeride mi herkes? İçerideler abi. Otur bir çay içelim Nadir. Yok. Çıkacağım hemen. Ne o? Kafayı kaldırmıyorsun Nadir'i görünce. Bırak abi ya. Kolay gelsin. Hoş geldin Nadir. Aç mısın? Birazdan yemek hazır olur. Yok abla. Sağ ol. Gönül. Al şunu. Ne bu? Nine hazırladı Mehmet'e. Nerede çocuk? Evde. Uyudu azıcık. İyi. Gece yatmadan içireceksin iki kaşık. Çıkacak mısın hemen? Bir dur dinlen be Nadir. Yorulmaz mısın hiç? Efsun bir kahve yapıversin de nefeslerini ver. Yapayım hemen ağam. Sağ olasın, başka zaman. Kolay gelsin size. Sağ ol, sana da. Olacak iş mi bu? Yapılır mı Nadir abi? Ne diyorsun kız sen? Yok, yok ben bir şey demiyorum. Allah Allah. Ayağınıza sağlık. Bunu saymayız Reşat ağa. Daha uzun oturalım bir gün. Çiftliğe gidelim şöyle çoluk çocuk akraba. Hazır havalar da güzelken. İnşallah ha, kısmet. Kızım. Selametle baba. Hadi Allah'a emanet ol.
Yine bekleriz ha. Asıl biz seni bekleriz. Ben odaya çıkıyorum Kerim. Çantaları boşaltayım. İyi. Biz de Civan'la çıkacağız zaten bu gece. Öyle mi? Kusura bakmıyorsun değil mi yenge? Olur mu canım? İyi eğlenceler. Gelir gelmez kıracaksın Kiriş'i, hayırsız. Tamam be anne, 40 yılın başı. Kerim, vakitli dönün. Aratmayın kendinizi. Merak etme abi. Hadi. Nasılsın Nadir? İyiyiz, hoş gelmişsiniz. Eyvallah. Yüz verme şunu. Ne oldu ki? Anlatayım, hadi gel. Çiftliğe geçiyorum abi. Çocukların hesabını da göreceğim. İyi. Hallet bildiğin gibi. Bağıştın abi. Var mı bana bir diyeceğin? Yok. Senin bana bir diyeceğin var mı? Yolunda mı her şey? Yolunda abi. İyi. Hadi bakalım, sabah burada ol. Çarşıya çıkacağız. Başsın abi. Nadir. Dikkat et. Niye? Öyle işte. Dikkat et. Asıl sen bunu onlara söyle Baran. Nasıl silah çekti ya? Basbayağı ağabeyim. Zınk diye durdu yolun ortasında. He. Çarpıyordum az kalsın. Dayadı makineyi kafama. Dedi... Sus yeter Zahit. Bu nasıl iş amca? Kim oluyor bu Nadir ya? Kız dediğiniz kim? Kimi saklıyor bu herif? Ya Kudret'in bacısı be oğlum. Bağırmış adı. İstanbul'dan geldi bunlar. Sen nasıl tanımıyorsun? Gazi yoldaş, hoş gelmişsin. Vay vay. Suraç, ne haber oğlum? İyidir abi. Ne iyi be? Neresi iyi be? Olaysız gününüz geçmiyormuş. Abi, olur o kadar. Yok mu Nadir? Burada abi. Söylerim Uğur Alyan'a. İyi. Sen masayı yırttın mı? Yok. Hadi gel sana bir masa ayarlayayım. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Abimiz avukattır. Gazi Yoldaş. Fedai Bey lokantacı. Tanırsın abi. Merhaba. Antep'ten misafiriyle gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlhan arkadaşımız da otomotiv sektöründe. Otomotiv? Daha iyi misiniz? Yok, aslında tam olarak öyle değil. Motorcu abi, motorcu. He. Müsaade var mı? Buyurun. Buyurun, buyurun. Sağ olun. Sağ ol oğlum. Hadi şeytanınız bol olsun. Sağ ol. Nadir abi.
Gel Kemal gel. Hanım nasıl oldu? Çıktı mı hastaneden? Çıktı da ağam. Hesabını kapatamadık. Borçluyuz hala. Son kontrolleri kaldı. Yarına nasıl gideceğiz bilmiyorum. Borç morç yok. Halloldu. Al hadi güle güle Erca. Hastaneye de para pul vermiyorsun bir daha. Baktır hanımın istediğin gibi. Tamam mı? Ağam. Ver öpeyim elini. Tamam. Estağfurullah oğlum. Nasıl ödeyeceğim hakkını ağam? Oğlum ağa deyip durmayın. Duyan da bizi bir şey zannedecek ya. Hadi işinin başına hadi. Emrin olur ağam. Çayım taze Nadir ağam. İçersin. Dayı sen yapma Allah aşkına ya. Tutmuş babasıyla gelmiş. Bakın sahipsiz değilim diyor aklı sıra. Gözdağı veriyor. Asude'nin günahını alıyorsun Mahur. Reşat Ağa'yı bilmez gibi konuşma. Ben hepsinin ne mal olduğunu biliyorum Aziz. Hepsinin. Kocasına hayrı olmayan kadın aileye mi hürmet edecek? Sana mı? Bana mı? Allah biliyor kime evlat vermeyeceğini. Anne günah değil mi? Niye böyle söylüyorsun? Asude'nin ne suçu var? O istemez mi evlat sahibi olmayı? Asude, gelin kızım. Geç, geç otur. Ayakta kalma. Gel yengecim, yeni koydum yemeğini, soğumasın. Yok sağ olun. Ben zaten tokum. Size afiyet olsun. Olsun, olsun. Geç otur hadi. Sağ ol abi. Hayırlı akşamlar. Keyfi bilir. İnsanda keyif mi bıraktın Mahur? Ağız tadı mı bıraktın? Asude! Asude! Asude dur! Asude! Affedersin ağam. Sinirlerim bozuldu, affedersin. Bırak özür dilemeyi. Bak bakayım bana. Ağlama, ağlama. Yazık değil mi gözünün yaşına? Kimseyi memnun edemiyorum ağam. Kim demiş onu? Söyletme beni ağam ne olur. Bak Asude. Her şeyi duymayacaksın. Görmeyeceksin. Dayanacaksın Asude. Güçlü kızsın sen. Sabredeceksin. Bahtiyanların gelinine yakışan da budur değil mi? Üzme beni hadi. Tam kızı da çukur atmışlar. Bu nadir eti basmış almış. Neden? Nedeni yok. Yok bir nedeni öyle işte. Ağamın sözü, benim sözüm. Ulan işimiz, gücümüz. Hiçbir kıymeti yok bu itin yanında. Almış kızı işte o köydeki nene var ya. Onun yanına götürmüş orada bakıyor. Amca, Nadir'i böyle boş bırakmaya gelmez yalnız ha. Ona bir güzellik yapalım. Kıza da. Vallahi ben kızla uğraşamam. Onu abim düşünsün. Ama Nadir'e bir güzellik yapacağım. Başladım bile. Nazahit! Buyur ağam. Nerede kaldı oğlum bu nalanlar? Yoldaydılar ağam. Arayayım. Hadi. Nalan kim amca? Nalan. Güzel bir kız arkadaşımız. Seni de düşündük bu arada. Yalnız gelmiyor. Gelsem var ya. Ne? Ne? Ya hiç mi korkmuyorsun be adam? Ya yengem duysa? Ya hadi onu geçtim. Kayınpeder duysa ne yapacaksın?
Nesine çekineceğim Civan? Kimden çekineceğim oğlum? Ya bunlar benim hayatımı bitirmişler ya. Ya bırak amca Allah sen ya. Sen görmedin. İyi ki de görmedin. Ama anlatayım da bil. Abim bir gün aldı beni karşısına. Dedi Kerim böyle olmaz. Üç kardeşimizi verdik. Yeğenim büyüyor. Böyle devam ederse Allah göstermesin. Soyumuz kuruyacak. Ben önce anlamadım abim bana ne anlatıyor. Berdel dedi. Hanımımızın kızıyla evleneceğim. Ne diyebilirim Civan? Can maldan tatlı. Olur dedim. Münasebe buysa... Boynum kıldan incedir dedim. Evlendim Asude ile. Asude kısır çıktı. İftira değil. Gerçek. Ortada raporlar var. Madem ben doğacak çocuklarımdan feragat etmişim. O zaman istediğim her şeyi yaparım. Hiç kimse de bana karışamaz. Hiç kimseye de hesap vermem. Tamam mı? Hay Allah'ım ya. Yattılar mı? Yattılar galiba Nadir abi. Işıklar kapalı gibi. Yok bir terslik değil mi? Yok abi. Gelen giden? Yok. Olursa bir durum ararım abi. Mutlaka arayın oğlum. Dört açın gözünüzü tamam? Tamam abi sen meraklanma. İstanbul'un kızlarından sonra sarmadı değil mi? Yok be amca ondan değil. Arkadaşlara sözüm var. Nereye gideceksiniz? Soğukkuyu'daki evde toplanacaklarmış. Oo, çok uzakmış. At beni konağa, sonra bas git. Olur, öyle yaparız. Bu ne ya? Jandarma, bir şey olmaz. Oğlum, nereye de adam koyun lan? Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Ehliyet ruhsat alalım. Komutan burada mı? Kim? Yalçın Başçavuş ya. Oo kimleri görüyorum. Komutanım nasılsın ya? Görünmüyorsun hiç. Çalışıyoruz ne yapalım? Keyifler yerinde herhalde. Yerinde, yerinde çok şükür. Ya seni görünce aklıma ne geldi? Senin bende bir emanetin var. Ya dur onu bir vereyim. Ya acelesi yoktu Kerim ağa. Sonra hallederiz. Çekinmene gerek yok. Civan benim yeğenim olur. Aziz Han mı oldu Civan? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Memnun oldum. İlk yardım seti demiştin değil mi? Buyur. Sağ olasın. Oğlum. Emret komutanım. Gel. Al şunu arabaya koy. Biz sizi daha fazla tutmayalım. Dikkatli gidin. Eyvallah. Uğra çiftliğe. Açtın iyice araya. Uğrarız Kerim ağa uğrarız. İyi akşamlar. Ne yardım seti bu? Ne alaka? İlk yardım mı? Pansuman için oğlum pansuman için. Thank you.
Nereden böyle? Sana ne? Güzel konuş. Yok mu seninki? He? Yoktur nadir. Sıkı çalışır o. Ağasının köpeği. İşlerin başındadır o. Git yat hadi. Uyandıracaksın milleti. Peki. Gidelim bakalım. Yine görüşeceğiz ha. Daha çok görüşeceğiz. Tövbeler olsun. Gelmezsin sanıyordum. Geldim işte. Hadi uyu yat. Görüşemedik ne zamandır. Özlemedin mi beni? Gelsene buraya. Gel. Kerim. Kerim. Annem bir ilaç getirmiş Şam'la. Gebelik için. Kerim. Kerim. Kerim duyuyor musun? Gebelik için. Sus. Bir şey mi oldu bacım? Yok yok bir şey. Bir şey lazımsa söyle bacım. Yok hava almaya çıktım sadece. Arayalım mı Nadir abi? Yok gerek yok. Civan Bey. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Nadir abinin misafiri var da bir ihtiyaç olursa diye bekliyorduk. İyi. Biz de görelim şu misafiri. Civan Bey dinleniyor. Sonra gelseniz. Şimdi Nadir abinin haberi olmadan. Nadir abin kim lan? Kim oğlum Nadir abi? Çekil şuradan. Çekil. Nereye gidiyorsun? Dur. Bırak. Dur bir dakika. Ne istiyorsun benden? Kimsin sen? Ben abinin arkadaşıyım. Civan Bahtiyan. Bizi buraya sen çağırdın. Evet. Ama ben seni tanımıyordum. Bilmiyordum böyle olacağını. Bilsen ne olacaktı ki? Bırak kolumu. Dur bir dakika. Bırak. Dur bağırma. Dinle beni. Benden korkmana gerek yok. İstemiyorum. İstemiyorum. Bırak. Ya bir dur. Ya. Kızım. Ne oluyor? Yeter. Bırak oğlum. Bırak. Nene sen nereden çıktın ya? Nene, bağır da al içeri gir. Hadi kızım. Kız bu demek ha? Git buradan. Sen bana emir mi veriyorsun? Git dedim. Haddini bil Nadir. Bu kız da abisi.
Başlarına gelen her şey. Hepsi, hepsi benim işim. Vurulacaksa da, korunacaksa da benim. Senin kimsenin üstünde hakkın yok. Yok mu? Senin üstünde peki? Bahtiyanların sendeki hakkı, çoluğun, çocuğun, hanımın, ekmeğini yediğin ev. Sadece Aziza Hanım. Ne? Başkası yok. Sadece Aziza Hanım. Alır giderim bu kızı buradan. Hiçbir şey yapamazsın. Beni vurursun, serersin bu kapıya leşimi. Sonra istediğini yaparsın. Uzun iş. Uzun iş. Ben bir şey yapmadım. Hadi girelim içeri. Adem. Buyur abi. Dikkatli olun. Tamam abi. Hiç kardeşim olmadı. Varmış aslında ama ben göremedim. Küçükken vefat etmişler. Bir ben dayanmışım. Anam çok düştü tabii üstüme. Ölene kadar kucağından hiç indirmedi rahmetli. Küçük müydün kaybettiğinde? 7 yaşındaydım. Hastaydı zaten. Bir gün evlatlarım çağırıyor dedi, gitti. Bir ben kaldım. Baban? O uzaktaydı hep. Çalışırdı. Tarlada derlerdi. Bir gün dönmedi. Gitmiş başka memlekete evlenmiş. Askere gitmeme yakın bir görüştük. Döndüğümde o da ölmüştü. Biz de kaybettik annemleri. Çok oluyor. Trafik kazası. Başın sağ olsun. 2 kardeş kalmıştık. Bir Kudret abim, bir de ben. Ama hep tek başımaydım. Okulu bitirirken de, iş hayatımı kurarken de. Arada bir çıkıp gelirdi. Yurt dışında çalışırdı. Karanlık işleri. Çok duramazlar ya bir yerde. Gerçi yanında dursan olacak ki. Hiç benzemezdik birbirimize. Anlaşamazdık. Küçüklüğümüzü sayma. Kaç yıldır ilk defa baş başa bir yerlere geldik Kudret'le. Mardin'e. O da burada kaldı işte. Artık dönemeyecek. Belki ben de. Sen de öneceksin. Atlatacaksın bu badireyi. Evine, işine, bekleyenine döneceksin. Bekleyenim mi? Yok ki. Kimsem yok. Olsa olsa bir iki arkadaş. İşim bile yok. Herkesin bir bekleyeni vardır. Geldiğin yerde, gittiğin yerde, döndüğün, olduğun yerde mutlaka vardır. Ne demek istedin?
Hiç. Nasıl bir adamsın sen? Ya hiç konuşmuyorsun? Ya da öyle bir laf ediyorsun ki? Etmedim say. Girelim içeri. Üşüyeceksin. Ya kul dediğin kulluğunu bilecek baba. Bunu sen öğretmedin mi bize? E ne olacak yani şimdi? Söylediği sözler, yaptıkları yanına mı kalacak? Baba sen hep böyle susacaksın mı? Kes dedim, bağırma! Senin İstanbul'dan bulaştırdığın pisliği temizlemek için burada herkes ayağa kalktı. Yalan mı Kerim? Abi doğru söylüyorsun. Yanlışı doğrusu bu, o kadar. Hem o kızı Nadir kurtarmış. Gelip bana hesap verdi. Bana. Şimdi kim bu adam diyorsun değil mi? Kapımızda kul diyorsun. Bir de öteki adamlara bak bakalım. Hani şu kapımızda sıra sıra bekleyen adamlara. 10 tanesi bir nadir eder mi? Ha? Git bak bakalım. Git. Git hadi. Ben bu adamı evime sokmuşum. Her şeyimi ona emanet etmişim. Bir kere çıkmış lafımdan. Sabaha da geçip kaçma. İstersen öldür beni demiş. Şimdi senin şımarıklığın yüzünden hiç kimsenin haysiyetini çiğnemem. Ettiği lafıysa hiç çiğnemem. Şimdi ikiniz de iyi anlayın. Ayağınızı denk alın. A soyundan geldiğinizi unutmayın. Çıkın dışarı. Sen de neden tek başına gidiyorsun ya? Niye haber vermiyorsun? Neyse neyse, sıkma canını. Ya şimdi parladı biraz, fazla üzerine gitme, anlıyor musun? Ben sonra konuşurum onunla. Yüzüme bak be oğlum. Ne nadirmiş be amca, ha? Sanki o ağa, biz onun hizmetindeyiz. Ben uzanacağım biraz. Evet. Ne yapıyorsun? Bu gece. Ne? Hadi bir şey uydur eve, dışarı çık akşamüstü, tamam mı? Bu gece dışarıda kalacağız. Olmaz, delirdin mi? Olacak kızım. Bu gece dedim. Bu gece. Tamam. Tamam, Allah kahretsin, tamam. Vay ben öleyim.
gidin. 8 aylık körpene kuzum vardı. Dağlar taşlar buna düz mü dayanır? 8 aylık körpene kuzum vardı. Dağlar taşlar buna düz mü dayanır? Düz mü dayanır? Seher yelin eser, dallar sallanır. Şeyda bülbül gülü görse dillenir. Vay ben öleydim.